Çocuk hasreti çekenler, anne baba olmak isteyenler için çıkış yolu ne? Hangi yöntemlerle bu eşsiz mutluluğa kavuşabilirler? Türkiye'deki en son tüp bebek gelişmeleri neler? En kolay ve en doğru yolla nasıl bebeğinizi kucağınıza alırsınız? Polikistik over sendromunda tüp bebek başarısı nedir? Tüp tıkanıklığı nedir? Tüpleri tıkalı olan kadınlar nasıl tedavi edilir? bağışıklık sistemi hastalıkları çocuk sahibi olmaya engel midir? Rahim duvarı kalınlaşması gebeliğe etkiler mi? Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Sabri Çolak açıklayacak. Tüm sorular canlı yayında cevap bulacak. Az sonra... Evet, Operatör Doktor Sabri Çolak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ee, çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan İstanbul'a geldi. Ayaklarınıza sağlık. Dedim ben ki hocam ne olur gelin, canlı yayında konuşalım. Ee, Türkiye'nin dört bir yanından e, kendisine Bursa'dan ulaşıyorlar. Ben de dedim ki siz bizim programıma gelin, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşın, evlat sahibi olmak isteyenlere tek tek anlatın. Şimdi çiftler yaşadıkları şehirde bazen kolayca tedavi olamıyorlar. ...sizin gerçekten deneyimli ellerinize, sizin gibi uzman ellere ihtiyaç duyuyorlar. Çocuk sahibi olmak ve tedavi görmek için ne yapmaları gerekiyor? Mesela diyelim ki Gaziantep'ten bizi izleyen varsa, Erzurum'dan bizi izleyen varsa... ...mesela size ulaşmak isteyen varsa kaç gün bu süreç? Şimdi öncelikle şunu konuşmak lazım, belki de onu değerlendirmek lazım. Biz hastalarımızın eğer bir tüp bebek merkezine başvurmalarını gerektirecek bir durum varsa... Öncesinde bir kez en az bir kez görmek istiyoruz çünkü hı hı. ön değerlendirmede bizim bir takım testlerimiz var. Onları yapmadan biz direkt tüp bebek tedavisine başlamıyoruz açıkçası. Hı hı. Çünkü bazı hastalarımızın bilinmeyen şeker yükseklikleri, bu hatırla ilgili problemleri olabiliyor ve bu bunu, bunu uyguladığımız zaman, direkt tedaviye başladığımız zaman açıkçası başarı şansımız düşüyor. Yani öncesinde bir kez görmek gerekiyor. Ön değerlendirme açısından. Sonrasında yaklaşık 10-12 günlük bir yumurta tedavisi, yumurta geliştirme tedavisinden sonra yumurtaları topluyoruz. Sonra eğer hemen transfer yapacaksak bir 5 gün sonra da transfer yapıyoruz. Eğer dondurup transfer yapacaksak hastamızı memleketine gönderebiliriz. Ara kontroller günlük yakın çevrelerde günlük gidip gelmelerle olabilir. Sadece embriyoyu transfer edince bulunduğumuz şehirde belki bir gün istirahati uygun olabiliyor evet. hastalarımız. Niye böyle Bursa diye altını çiziyorum? Bu çok önemli. Hocamın e, bu konudaki tecrübesi çok büyük, çok yüksek. Hatta yurt dışından da kendisine ulaşanlar var. Şunu söyleyelim. İşinizi ehil ellere, ehil isimlere teslim ettiğiniz zaman çok daha kolay oluyor. Mesela çiftler size başvurduğu zaman Karı koca bir kere birlikte başvuracaklar, kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Bir kere toplumda öyle bir ön yargı var. İlk Sen önce kadınlar oluyor, hadi geliyor. Gel gidiyor, evet. İlk önce kadınlar geliyor. Aslında bu oran tamamen neredeyse birbiriyle aynı. Yani kadınlarda ne kadar e, biz çocuk sahibi olma ilgili problem yaşıyorsak erkeklerde de aynı oranda görürüz. Bir kere çiftlerimizi kesinlikle birlikte görmek istiyoruz, tek başına değil. E, burada tabii önemli olan bir takım durumlar var. Bir kere kadın tarafında yumurtalık yaşını iyi değerlendirmemiz lazım. Yani yumurtalıklarında yeteri kadar yumurta var mı? Ve o sayıyı belirleyen şeylerden bir tanesi de yumurtalıklardaki kalite, yumurta sayısı ve kalitesi. Bunu belirleyen en önemli şey yaş. Kaç yaş? Yaş önemli ve gittikçe yaşı altın aslında aşağıya çekiyoruz ama 35 yaş şu an 35 yaşından sonra durum ...biraz kum saati ters dönüyor ve ha. daha hızlı akmaya Peki, başlıyor. Peki ben 38 sem çocuk sahibi olamaz mıyım? Tabii ki olabilirsiniz ama... E, ...elde edeceğimiz başarı biraz daha düşük olabilir açıkçası. Hı hı hı. E, önemli olan burada 35 yaş üzerinde eğer 6 aylık... E, ...bir korunmasız ilişki olmuşsa ve gebelik elde edilmemişse... ...mutlaka bu konudaki e, hekimlere başvurmak Bir ...bütün bebek uzmanına. Çünkü artık erken menopoz dediğimiz yumurtalık rezervinin azalması durumunu çok sık görmeye başladık. Burada adetlerin düzenli olması bizi kurtarmıyor. Mutlaka bir kadın doğum hekiminin veya işte tüp bebek uzmanının bu konuda tecrübeli hekimlerin bu hastayı değerlendirmesi lazım. Bu çifti değerlendirmesi evet. lazım. Açıkçası. Peki çiftler başvurdukları zaman el ele tutuştunuz. Operatör doktor Sabri Çolak'a gittiniz. Şimdi çok meşhur merak ediyorum ben. Evet, buyurun. Size başvuran çiftlerde Karşılaşılan temel problemler neler? Hangi problemlerle çocuk sahibi olamıyorlar? Şimdi bir kere gebeliğin oluşabilmesi için bir kadının yumurtalığında yeteri kadar yumurta hücresi olması lazım. Bu çok önemli. Bu yumurta hücrelerinden bir tanesi seçiliyor ve dışarıya doğru atılıyor. O Hı -hı. atılma işlemine biz yumurtlama, ovülasyon veya çatlama diyoruz. Atıldığı yer aslında tüpün içi. Hı hı. Yani o tüpün içinde atılan yumurtayı da yeterli, yeterli sayıda sperm olması lazım ki o tüpe kadar gelip de Yani ya yumurtalık rezervinde azalma var ya sperm sayısının hareketliğinde azalma var veya dışarıya atılımında yani yumurtlamada bir sorun olabilir ovülasyon diyoruz ona veya tüpleri kapalı olabilir hastalarımızın kadın tarafından bunları değerlendiriyoruz. Erkek tarafından tabii ki işte sperm sayısı, hareketliliğini, morfoloji dediğimiz şekil anomalilerini değerlendirmek lazım. Bunların hepsi normal olsa bile karşımıza çocuk sahibi olmada zorluk dediğimiz ama nedenini bilemediğimiz, hani açıklanamayan infertilite dediğimiz durumla karşılaşabiliyoruz. Hmm. İşte bu aşamada hastaya iki tane alternatif sunmamız lazım. Yardımcı üreme teknikleri açısından. Bir tanesi aşılama, diğeri de tüp bebek. Burada hastayla hastanın durumuna göre kişiye özel tedaviler uygulayarak belki de ya aşılama ya da tüp bebek tedavisini ee uygulayarak artık onların da çocuk sahibi olmasını istiyoruz. Peki sizin bu konudaki başarınızı bakın altını çizerek söylüyorum gerçekten tüp bebek ee... ...uzmanlığı konusunda çok başarılı bir hekimle karşı karşıyasınız. Ama teknoloji o kadar gelişti ki... ...şimdi bu sizin tabii hani kendi mesleki kariyeriniz, deneyimleriniz vesaire... ...ama teknolojinin de size getirdikleri var. Mesela bana çok soruyorlar, yapay zeka. Evet. Sizde yapay zekanın rolü var mı? Ya da tüp bebek uygulamasında yapay zekanın rolü var mı? Yapay zekanın rolü olan aslında... En önemli branş tüp bebek. Çünkü direkt genetikle ilişkili bir branş tüp bebek. Yapay zeka ne diye soranlar da mutlaka Tabii olacaktır. Tabii ki. Şimdi yapay zeka şöyle tanımlamak gerekir. Yapay zeka bir kere yüksek teknolojik donanımlara sahip cihazlarla yazılımların birleştirmesiyle oluşan bir dijital platform diyebiliriz. Hı hı. Bu platform insan zekasından daha hızlı düşünüyor açıkçası. Daha hızlı öğreniyor ve artık yorumlayıp, bize bilgi akışı veriyor. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz? Biz bunu özellikle bizim tüp bebekteki başarıyı belirleyen en önemli şey sağlıklı bir embriyo elde etmektir. Bu sağlıklı embriyoyu biz genelde dış görünüşüne göre sınıflarız, puanlarız ve en iyi puanı alanı transfer ederiz. Ama yapay zeka bu embriyonun genetik yapısını incelememizi sağlıyor. Yani genetik incelemeli veya genetik ayıklama yöntemiyle yaptığımız tüp bebeklerde Başarı şansı normal beklediğimizin %15-20 üzerine çıkıyor. Ve bu eğer merkezinizde yüksek başarı oranına sahipseniz %20 bir oran, artış anlamında %20 bir oran çok ciddi bir oran. Yani bu hastalarımızı e, çocuk sahibi yapmakta çok daha sonuca yaklaşmış oluyoruz e, Merkezde doktor seçerken ben yani yıllardan beri bu... Mesleği yapıyorum ve yıllardan beri gerçekten birçok uzmanla konuştum. Merkezde doktor seçimi çok önemli. O kadar önemli ki merkezde doktor seçimi seni başarıya götürüyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bu yapay zekada dediniz ya çok önemli. Ee, i̇lk kez tekrar ilk kez yaptıranlar mı yapay zekadan faydalanabiliyorlar? Yoksa defa defa yaptırdım. Ya bak yapay zekada çok önemliymiş. Bir kez de ben e, operatör doktor Sabri Çolak'ta deneyim diyebilir mi? Evet, biz genellikle bu yapay zeka ile yani genetik ayıklamayla, genetik inceleme yöntemiyle beraber yaptığımız tüp bebeklerde tekrarlayan başarısızlıkları olan veya tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda öneriyoruz. Tabi bu bilimsel e, bilgilerin ışığında önerdiğimiz bir şey, kişisel tecrübemiz değil. Ama burada en önemli kısım belki de ülkemizde e, yapay zekayı kullanan yani bilimsel teknolojiye ve güncel yaklaşımlara hem cihaz anlamında hem uygulamanın anlamında bu kadar destek veren e, bizim kurumumuzun olması aslında gurur verici. Yani biz bu ülkede bu işleri e, öncülerindeyiz açıkçası. O yüzden de e, hastalarımızın eğer tekrarlayan gebelik kaybı varsa, tekrarlayan başarısızlıkları varsa, hatta hastamız 38 yaşın üzerinde ise bile önerebiliriz. Çünkü yapılan çalışmalar şunu net bir şekilde ortaya koymuş. Eğer 38-45 yaş aralığında siz normal genetik yapıya sahip yani yapay zeka ile inceleme yapılmış bir normal embriyo bulursanız %45'lerdeki başarı şansınız %60'lara çıkıyor. Müthiş. Müthiş bir oran. Bakan müthiş. Evet ve bu 38-45 yaş arasındaki çalışmadan bahsediyorum. 38 yaşın altında eğer öyküde gerçekten böyle bir durum varsa ve yapay zeka kullanarak genetik inceleme yapılırsa bu oran belki daha yukarılara çıkabilir. Peki açıkçası. hep biz sonuçla ilgileniyoruz ya, ama bu başarıya giden yolda başarıyı etkileyen kriterler ne der, neler? Bu güzel bir soru çünkü hastalarımızın bu... E... Bu soruları hep için <laughs> soruyorum hocam. Yani tüp bebek sahip, tüp bebekle çocuk sahibi olmak isteyenler televizyon sesini birazcık daha açsın. Evet. Çok kıymetli bir hekim ağırlıyorum sizin için. Teşekkür ederim. Şimdi buradaki soru çok önemli. Niye? Çünkü hastaların ilk bazen ilk denemelerini çok önemsemeyebiliyorlar. Hı, hı. Yani ilk tüp bebek denemesi aslında en değerli denemidir. Niye? Çünkü yaş... Daha erken yaşlarda deneme yapılır ve daha yüksek başarı oranına sahip olabilir hastamız. Eğer doğru merkezi, doğru hekimi ve doğru bir tedavi yöntemi seçerse. Ehil ellerdeyse diyelim. Evet. Şimdi buradaki en önemli başarı aslında tabii ki hastanın yaşı, yumurta sayısı, spermin kalitesi gibi faktörler var. Rahmin yapısı. Ama e, başarıyı belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi ve bu neredeyse %60-70 oranında başarı bir işin laboratuvar kısmı. Hmm. Çünkü tüp bebek laboratuvarda işlemleri süren bir süreç. Yani laboratuvarın dünya standartlarında olması, bu konuda tecrübeli hekimlerin orada çalışıyor olması, güncel teknolojiyi takip etmesi değil, uygulayabilmesi. İşin mutfağı yani. Evet, işin ciddi mutfağı. Mutfak ne kadar iyi çalışırsa, evet. ne kadar hünerlerler oradaysa Aynen. sonuçlar daha iyi çıkıyor. Çok doğru açıkçası. söylüyorsunuz. Bir de mesela kadında gebeliği engelleyen bir rahatsızlık var. Polikistik over, değil mi? Evet. Çok fazla önemsemiyoruz bunu ama ben polikistik overim diyor kadın ama bir de yaşı gençse mesela 20'li yaşlardaysa ben bir şey duydum. Polikistik over'li olan kadınların çocuk sahibi olma olasılığı daha düşük gibi. Doğru mu? Aslında doğru. Ee, ve bu mesaj da çok önemli bir mesaj. Genelde bu hastalar hekimlere gittiklerinde yumurtalıklarında çok sayıda yumurtası olduğu için rahatlar, e, rahatlar ve Tabii. hekimler de hastalarımızı rahatlatıyorlar aslında. Senin yumurtalıkların gayet iyi ama ben ilk başta bir şey anlattım. Yumurtalıklarında yeteri kadar yumurta olması değil. Onun büyüyüp gelişip dışarıya atılması lazım. Yani ovülasyon olması lazım. Çok i̇stediği önemli. kadar yumurta olsun, dışarıya atılmadığı sürece istediği kadar sperm gelsin, yol açık olsun, yani tüpler açık olsun, gebelik olmaz. Bu hastalarımızdan biz aslında daha iyi başarı sağlıyoruz. Çünkü çok sayıda yumurta olduğu için verdiğimiz tedavilerle beraber fazla sayıda yumurta elde edebiliyoruz. Bu da fazla sayıda embriyo anlamına geliyor. Ne kadar fazla embriyo olursa eğer transfer ettikten sonra geriye kalanlar olsa onları da dondurup saklayabiliyoruz ve başarı şansı artıyor. Yani genç bir hastalık özellikle 35 yaş altında eğer tüp bebek tedavisine ihtiyacı varsa ve bunu 3 kere 3 denemenin sonundaki gebelik elde elde etme oranımız 80'lerde ve bu ciddi ve güzel bir rakam diye düşünüyorum peki düşündüm. polikistik overi olan kadınlara özellikle genç e, ve yeni evlenmiş kadınlara tavsiyeniz nedir mesela kaç yaşına kadar riskiniz var yani ya da bir an önce tüp bebeğe başvurmalısınız çocuk sahibi olmanız gecikebilir diyeceğiniz yaş oranı kaç? Yaş oranı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Eğer hasta 35 yaşın altındaysa, ama altını çizerek söylüyorum burayı. Eğer düzenli adet görüyorsa hmm. bir yıl bekleyebilir. Ama eğer adetleri düzenli değilse ve polikistik over tanısı koyulmuşsa, bu hastaları uzun süre bekletmenin bir anlamı yok, bir faydası da yok. Çünkü bizim bu hastalarda ovülasyon dediğimiz yumurtlamayı sağlamamız gerekiyor. Onun içinde. İlla tüp bebek tedavisi değil, öncesinde aşılama da yapılabilir veya öncesinde bazı medikal ilaç tedavileriyle beraber o ovülasyon dediğimiz yumurtlama da sağlanabilir. Teknoloji ne kadar gelişti evet. değil mi? Aynen öyle. Burada hastayı iyi analiz etmek lazım ve iyi ikna etmek lazım. Çünkü Doğru. burada hasta size inanmazsa merkeze inanmazsa o süre genellikle ee, yakın çevresindeki kişilerin söyledikleriyle devam ediyor. Ya bayılıyorum. Neye bayılıyorum biliyor musunuz? Böyle e, işini iyi yapıp aynı zamanda hastaya o işi böyle tane tane anlatan doktorlara bayılıyorum yani. Hmm. Anlayabildiğim düzeyde anla, anladığım zaman ve e, kendimi yani o doktora teslim etmek istiyorum. Şimdi bütün kadınlar için soracağım bu sorumu. Adet dengesinde yaşanan bazı düzensizlikler oluyor. Bu e, kadın için bir hastalık belirtisi mi? E, aynı zamanda gencim. Adet dönemimde e, düzensizlikler var. Hamile kalma riskim azalır mı? E, bunda yaşın etkisi var mı? Evet. Burada ya bizim tüm tedavilerimizde en önemli faktör yaş. Çünkü yaş artık... Her şey yaşa dayanıyor. Her şey yaşa dayanıyor. Çünkü yaş yumurta sayısını etkiliyor, yumurta kalitesini etkiliyor. Kadın tarafından bakınca. Erkek tarafında yaş o kadar ön Öyle planda eminim. değil. Ne şanslı erkekler. <laughs> evet. Yani burada adet düzensizliği yaşayan bence her kadının bu süre tekrarladı yani bu düzensizlik tekrarladığı zaman mutlaka bir kontrol olması lazım. Yani evet. yıllık kontrollerin ötesinde düzensizlik yaşayan kadında mutlaka bir yumurtalık rezervi hem ultrasonla hem bir takım kan tahlilleriyle beraber değerlendirmesi lazım. Eğer bazen hormonal dengesizliğe bağlı olursa çok önemsemeyebiliriz hı hı. ama bunun ayrımını yapabilmek için de bir e, üreme sağlığıyla ilgilenen bir hekimin görmesi gerekir. Peki bir sorum daha var. Bir reklama gidip geleceğim. Evet. Diyelim ki normal yolla gebe kaldınız ama devamlı düşük yapıyorsunuz. Bu soruyu soracağım. Sizin de sorunuz varsa Operatör Doktor Sabri Çolak sizin için cevaplıyor bütün soruları. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Sabri Çolak Bursa'dan geldi konuğum ve kendisi size tek tek anlatıyor tüp bebek uzmanı sorularınızı reklam arasına gönderdiniz. Tekrarlayan gebelikle ilgili çok soru aldım hocam. Tekrarlayan gebeliklerde düşüklerde özür diliyorum normal yolla gebek aldık ee, ama devamı düşüyor ne yapmak lazım? Şimdi burada birçok faktör var bunu etkileyen. Yani gebelik erken dönemde gebelik kaybına sebep olan birçok faktör var. Ama en önemli faktör yine e, genetiğe geliyor. Yani genetik olarak bozukluklar en sık neden karşımıza çıkıyor. Tabii ki e, sperm'in kalitesi de etkili, rahmin yapısı da etkili, bazı immünolojik hastalıklar da Nedir etkili. Mesela onlar? E, ya genetik bu genetik yapımız ne, neden bozuluyor? Genetik yapımızdaki Hangi bozukluklar yani oluşan embriyonun genetik yapısı bozuk olursa, vücut aslında genetik bozuk, genetiği bozuk şeyi, embriyoyu dışarı atma eğiliminde. O yüzden bunlar da gebelik kaybı oluyor. O yüzden normal Yabancı genetik... Yabancı bir şey gibi kabul evet, ediyor. Yani. Aynen öyle. Doğal hmm. bir süreç aslında. Genetik yapısı bozuk olan embriyoyu dışarı atma eğiliminde. Ama hani... Biraz önce de bahsettim. Genetik incerimli tüp bebek yaptığımız zaman normal genetik yapıda bir embriyo bulduğumuz zaman onu tutma eğiliminde. En sık karşılaştığımız neden kromozomal genetik bozukluklar olduğu için mutlaka çiftlerimize bir genetik analiz yapıyoruz. Hı hı. Eğer bu durum tekrarlıyorsa da işte genetik incerimli tüp bebek tedavisi yapabiliriz bu hastalarımıza. Ama diğer faktörleri de tabii ki e, analiz etmek lazım, detaylandırmak lazım. Eğer orada gördüğümüz başka problemler varsa mutlaka onları da düzeltiyoruz. Mesela açıkçası. seyircim sormuş lupus hastasıymış. Bir başka seyircim soruyor tiroid hastasıyım diyor. Hashimoto tiroidi. Bu tiroid ne kadar yaygınlaştı ya? Evet. Herkes tiroid. Peki bunlar bu bu hastalıklar engel mi çocuk sahibi olmaya? Bu hastalıklar hem çocuk sahibi olmaya engel olabilir hem de tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Hem de bizim tüp bebek tedavisinde defalarca tüp bebek tedavisi almış ve başarısız sonuçla karşılaşan hastalarda bu iki hastalığı mutlaka tanımamız lazım. Bu bağışıklık sisteminin normal vücut dokusunu aslında yabancı görüp ona saldırmasıyla alakalı. Hı hı. Normalde virüslere, bakterilere, mikroorganizmalara saldıran antikorlar kendi vücut yapısındaki o kendi dokularına saldırıyor ve bu yumurtalıklara da etkilerse ve bir takım faktörlerin üzerinden de hem tekrarlayan gebeliğe hem de tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına sebep olabiliyor. Mutlaka araştırmamız gereken iki önemli hastalıktır. Bir canım. seyircim sormuş rahim duvarında kalınlaşma var gebeliğe engel midir diye. Rahim duvarındaki kalınlaşma gebeliğe engel olabilir ama ilk önce rahim duvarı kalınlaşmasına sebep olacak durumu ortaya koymamız lazım. O yüzden mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Hangi de durumdan dolayı rahim duvar kalınlaşması var diye. Evet Bursa'dan geldiniz. Niye altını çiziyorum? Bakın çünkü konuğumun ta Bursalardan İstanbul'a gelip sizin için kıymetli bilgilerini aktarması benim için çok önemli. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah gerçekten sizin gibi böyle işin ehli, vicdanlı, işini iyi yapan hekimlerimizin sayısını çoğaltsın. Çünkü hepimizin çok ihtiyacı var. Tüp bebek sahibiyle, daha doğrusu tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenler için operatör doktor Sabri Çolak tek tek anlattı. Bakın eğer çocuğunuz olmuyorsa evlilikten kaç yıl sonra mesela buna dikkat etsinler? kaç yıl Eğer 35 yaşın altındaysa bir yıl, 35 yaşın üzerindeyse 6 ay içinde gebelik oluşmazsa mutlaka evet. gelmelerini istiyorsun. Hani dur bir kariyer yapayım, araba alayım, ev alayım derken çocuk olmasını engelliyorsun. Evet. 35 yaş üstündeysen hemen doktora ay. gidiyorsun. Evet. 35 yaş altındaysan da bir yıl, bir yıl bekle, bir yıldan sonra bekleme. Evet. Doğru mesaj. <laughs> Hocam teşekkür ederim. Instagramınız var mı? Takip var, etsin hastalarımız evet, Nereden takip etsinler? Instagram'dan DR Sabri Çolak. DR ederim. Sabri Çolak. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet inşallah o meleği bir an önce kucağınıza alırsınız. İnşallah evliliğiniz taçlanır. İnşallah analı babalı büyütürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hep diyorum ya annelere ve babalara. Önce kendinize iyi bakın. Evlatlarınıza hayırlı anne babalar olun. Bugün hikayeleri duydunuz. Hepsi yüreğimizi acıttı. Hep iyi insanlarla karşılaşın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.